İstanbul caddelerinden ünlü manzaralarını getiriyoruz ekranlarınıza. Caddeler, caddeler, caddeler. İstanbul caddelerinde tempo düşmüyor. Hangi ünlü, nerede, kiminle ne yapıyor? Cadde turunda Birce Akalay'ı görüntülüyoruz. Bizi görür görmez sokakta konuşmuyorum diyerek içeri girmek için hamle yapıyor. Nasıl konuşacağız? Basın mensupları şu anda sokakta değilsiniz deyince bakın nasıl bir hareket yapıyor ünlü oyuncu. Şu anda sokaktayız. Yine de kıyamıyor gazetecilere güzel oyuncu ve konuşmaya karar veriyor. Biz de fırsat bu fırsat Bodrum tatilini soralım. İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Tabii yangınlar vesaire çok üzüldük. Ama işte döndük çalışıyoruz şimdi. İyi, çok şükür bir yaramazlık yok. İşte set başlayacak önümüzdeki hafta. Bir yandan kendi işimle uğraşıyorum. Onun da lansmanı herhalde eğer bir aksilik olmazsa Ekim'de olacak. Mimar sevgilisi Erdem Hamza ile olan yeni aşkını soruyoruz. Nasıl gidiyor ilişki? Aynen. Evet. Evet. Güzel, keyifli, tatlı bir ilişkimiz var. Öyle. Allah bulmasın. Mersi. Çok güzel üstünüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı bir alışveriş merkezinde görüntülüyoruz. Maskeyle boğuşuyor adeta. Fena daralmış. Nefes almaya çalışıyorum. Maskeyle o kadar zor ki alışamıyorum. Evet. Ya bayağıdır buradayız, geziyoruz ama artık böyle fenalık hissediyorum. Bir an önce gitmek istiyorum yani. Herkes aynı durumda, buna emin olabilir. Peki bir tatil planı var mı? Bildiğimiz kadarıyla tatil yapmadı ve Cem Yılmaz'ın yeni projesinde çalışıyor bir süredir. Sonra tatili şimdi bu setten sonra yapacağım inşallah. Tamam. Yok ama her şey olabilir. Yurt dışı da olabilir herhalde. Tabii. Yani şu anda ben önümüzdeki zaman içinde hemen bir işe gireyim falan modunda değilim. Önce bir tatil yapmak istiyorum. Kesinlikle %100. Kesinlikle tatil yapmak istiyorum. Bir kendime gelmek istiyorum. Ondan sonra yeniden böyle bir enerjimi toplayayım yani. Emre Yusufi ile güzel giden bir ilişkisi var ünlü oyuncunun. Bir evlilik planı var mı? Onunla ilgili planlar yok. Gördüğünüz gibi story'den bir küsüyorum, bir barışıyorum. Yok yok tabii. Evet, tartışmalar oluyor. Sosyal medyada da paylaşılıyor. Tabii tabii. Yok yok. Emre ile çok güzel gidiyor gerçekten. Bakalım nereye gider bilmiyorum ama güzel gidiyor. Nilkara İbrahimgil'in yanındayız bu kez. Bizi görünce pek şaşırıyor. Merhaba. Hayırdır. İnşallah. Gündüz gündüz ne oluyor? Biraz muhabbet edelim dedik. Evet, iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Onu görünce hemen Kuruçeşme'de verdiği konseri soralım diyoruz. Özlemiştir herhalde. Çok özlemişiz tabii. 1,5 sene oldu konser vermeyeli. Kavuştuk yani birbirimize. Orada da kısa bir klip çekmeyi gibi bir şey oldu. Evet, orada diskoteye klip çekememiştim ben bu işte koronadan dolayı. O yüzden Irmak Altınel konserden böyle bir klip yaptı diskoteye. İyi oldu o da. Tatili nasıl geçti? Tatiller biraz kötü geçti. Moralimiz çok bozuk. Yani bu yaz bence herkes için çok zor bir yazdı. Bir yaz gibi geçmedi yani. Tam böyle hani biraz rahatlayacağız, nefes alacağız. O kışın zorluğu geçecek derken yazın da çok zor zamanlar geçirdik. Ama hep beraber üstesinden geleceğiz. Şarkıcı Ece Seçkin ve nişanlısı pilot Çağrı Terlemez'in yanındayız bu kez. Çağrı Bey yeni seferden geldiği için uzun bir süre sonra buluşmuşlar. Biz çok uzun zaman sonra bugün görüştük. Aslında bugün kendimiz için değil, ailelerimiz için biraz böyle bir onların provaları vardı. Onlar için ben eşlik ediyordum ama sağ olsun sadece bugünü beraber geçirebilmek için bize eşlik etti. Yarın tekrar uçacak. Peki evlilik hazırlıklarına gelelim. Gelinlik seçildi mi? Gelinliklerim hazır. Hatta benim de biraz sonra provam var. Ben de provaya geçeceğim buradan gelinlik provasına. Ya heyecanlı işlermiş böyle. Aynen onları sanırım. Nasıl? Evet. Süreç nasıl işliyor? Çok şey yaşamadım. Hani böyle daha zor olmasını bekliyordum aslında. Çünkü herkesin çok telaşı oluyordu. Bizim öyle çok fazla bir telaşımız yok. Tam tersi bir rahatlık var. Sorumsuz gelin olacağım. Neden telaş yapmam gerektiğini anlayamıyorum. Yani her şey zaten hazır.
sevdiğimiz insanlar, arkadaşlarımız, ailelerimiz, dostlarımız olacak. Bu kez Rafet El Roman'ın yanına gidiyoruz. Yeni albümünün müjdesini veriyor hayranlarına. Haftaya yepyeni 13. solo albümüm çıkıyor. Müzik severlerime buradan müjde olsun. Çok beklenen bir albümdü bu. Yaklaşık 4-5 senedir bekliyorlar. Araya bir pandemi girdi. Sonra başka üzüntülü olaylar, ülkemizde yaşanan durumlar. Ve nihayet Eylül'ün başında çıkacak.